When I throw, 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 throw it up, start twerking like Molly. Oh yeah. Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalına hepiniz hoş geldiniz. İddia Bilir TV'de yeniden sizlerle buluşmanın zevkini yaşıyoruz. Özlemiştik sizleri, sizler de umarım bizleri özlemişsinizdir. Uzun bir ara verdik milli aradan dolayı. En azından oynamadık. Paramız cebimizde kaldı. Oynayanlar varsa da inşallah kazanmışlardır. En son bir cumartesi pazar geçen hafta sizlere ufak da olsa bir çekim yapmıştık. Maçları yorumlamaya çalışmıştık. Hemen onun karnesini verelim. 17 Kasım cumartesi günü 8 maç yorumlamıştık. Yine fena değildik. 7'sinde başarı sağladık gördüğünüz gibi. Ve 18 Kasım pazar günü de 8 maç yorumlamıştık. Onun da sadece 5 tanesinde başarı sağladık. Ama söylemiştik bu maçları oynamayın güvenilmez diye. Ya da az para basın diye. Yönetmenimin yine şuradan hatırlatmış olduğu, paylaşmış olduğu tanıtım videomuzu mutlaka izlemeyenler, eski abonelerden veya yeni abonelere özellikle söylüyorum, mutlaka izlesinler. Orada önemli uyarılar, bilgilendirmeler ve sizler için önemli bilgiler var arkadaşlar. Bunları da hatırlattıktan sonra hemen maçlarımıza geçelim. 23 Kasım 2018 Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Şu an tam olarak bülten güncellenmiyor biliyorsunuz. Pazartesi ve Perşembe geceleri bir güncelleniyor. Yani Cuma günü tekrar güncellenip Cuma günü yeni maçlar eklenecek ama biz şimdilik görebildiğimiz maçlardan sizlere birkaç maç paylaşacağız. Beni tanıyanlar bilirler, Brezilya Ligi'ni de takip ederim ben. Orada da sonlara doğru yaklaşılıyor. Artık son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yolunda ve düşme yolunda önemli maçlar oynanıyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceden başlayacağız. İlk maçımız 468 kodlu mücadele. Gece saat 1'de başlayacak. Vasco da Gama kendi evinde São Paulo takımını ağırlayacak. Dediğim gibi Brezilya Ligi'nde sonlara yaklaşılıyor. Artık son 3 hafta birbirinden çetin maçlar oynuyor. Düşmemeye çalışan, şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışan takımlar. São Paulo 5. sırada bu ligde ve Libertadores kupası ön eleme oynuyor. Biraz daha yukarı çıkarsa, ilk 4'e girerse direkt kupa oynayacak. Ön eleme oynamadan Vasco da Gama da düşme potasında ve oradan kurtulmaya çalışıyor. Kendi evinde Vasco da Gama her zaman skor üretebilen bir takım. Yenildiği maçlarda bile son haftalarda düşüşte olsa da Grêmio gibi, Paranaense gibi ve Corinthians gibi güçlü takımlarla oynadı. Ama dediğim gibi iç sahada henüz gol atmadığı Santos dışında maç yok. São Paulo'da dediğim gibi yukarılara oynayan bir takım. Deplasmanlarda en çok gol bulabilen, skor bulabilen takımlardan biri. Bu mücadelede de her iki takımda da sakat cezalı göremiyorum ben. İlk tercihim benim bu tür mücadeleler zorlu geçer biliyorsunuz. Çok fazla ekstra bir durum olmadıkça, kırmızı kartlar, penaltılar veya ilk dakikalar karşılıklı hemen 15 dakikada birer gol gelmedikçe çok fazla gol olmaz, temkinli olurlar. Dediğim gibi lig sonları siz de bilirsiniz. Kurtulmaya çalışanlar, şampiyonla oynamaya çalışanlar ona göre dikkatli olurlar. Bu maçta benim ilk tercihim 2-3 gol olacaktır arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi yeni tanıyanlar olabilir. İlk tercihim benim en çok güvendiğim tercihimdir. Diğer tercihleri ona göre alternatif kupon yapacak olanlara veya yurt dışında oynayacak olan arkadaşlara göre veriyorum. O yüzden siz eğer benim en güvendiğim maçı soruyorsanız, yani en güvendiğim tercihi soruyorsanız ilk tercihime mutlaka baz almalısınız. 2-3 gol bir 75 oranıyla ilk tercihimdir. Çünkü mücadelenin ben 1-1 biteceğini düşünüyorum. Bu anlamda karşılıklı gol var da 1-55 orandan tercih edilebilir. Yine size bırakıyorum bunun tercihini. Taraf bahsinden kaçmakta fayda var. Dediğim gibi mücadele büyük ihtimalle 1-1 bitecektir diye düşünüyorum. Veya bir taraf kazansa bile 2-1 ile zar zor kazanır diye düşünüyorum. Bu anlamda şimdi söylerken aklıma geldi. Madem 1-1 biteceğini düşünüyoruz, sistemciler içinse 0 denemesi yapılabilecek bir mücadele. 2-70 orandan, ki 0 oranı genelde 3-20, 3-10 veya 3 olur, 2-90 olur. 2-70 demek bayağı bir beraberlik ihtimali var demek. Bu arada arkadaşlar, yeni formatımız Yıldızlı Her Şeyden Biraz programımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Hala izlemeyenler varsa bir izlesinler. Sonuçta kanalımıza ve bir iddia kanalı ama sonuçta hayat iddiadan ibaret değil. Değişik şeylerde, değişik videolarda, başka kanallarda izliyorsunuzdur. Kanalın adına takılmayın lütfen, İddia Bilir TV, ama sizlere değişik formatlarda değişik güzel programlar yapmaya çalışıyoruz. Bir bayan transfer ettik, bir kadın transfer ettik. Yıldız adayımız sevgili Yıldız'ı transfer ettik kanalımıza ve sizler için güzel videolar çekecek inşallah. Yönetmenim de yukarıda paylaşıyordur şu anda. İzlemeyen varsa onun da ikinci bölümünü izleyebilirsiniz. Hatta hiç izlemediyseniz önce birinci bölümü de izlerseniz sevinirim. Onun da devamı gelecek yine. Sizin ilginizle, alakanızla inşallah sizleri belirleyeceksiniz. Haftada 10 günde bir video gibi düşüneceğiz işte. Sizlerin yorumlarına göre yine programlarda neler konuşulmasını istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Ona göre değerlendirelim. İkinci mücadelemiz yine gece saat 2'de oynanacak. Brezilya Ligi'nde Bahia kendi evinde Fluminense'yi konuk edecek. Bahia'nın oranları da
Düşmeye başlamış, evinde 3 haftadır kazanan bir Bahia takımını görüyoruz. Ligde kalmayı garantilediği gibi hatta Sudamericana kupası var. O kupaya şu an çok yaklaşmış durumda. Fluminense'ye baktığımız zaman 5 haftadır kazanamadığını görüyoruz. Düşme hattına ne kadar yaklaşmış olsa da daha önceden iyi performansları vardı. Oradan aldıkları puanlarla idare ediyorlar şu anda ve Bahia dediğim gibi kendi evinde etkili bir takım oranı da düşmüş. Burada da mutlaka kendi evinde Fluminense'yi yenmek isteyecektir. Şöyle bir baktığımız zaman Fluminense'nin dediğim gibi 5 maçtır kazanamadığını hatta son 5 deplasmanının 4'ünde gol bile atamadığını görüyoruz. Gol attığı Güney Amerika Kupası'nda National takımıyla oynadığı maç. Bu anlamda Bahia'yı galibiyete yakın görüyorum. Ben defansında bir tane şüphelisi var. Bir de şüpheli 2-3 oyuncusu var Bahia'nın ama şüpheliler genelde oynayabiliyorlar biliyorsunuz. Fluminense'de ise defansta 2 tane önemli isim sakatlığı nedeniyle oynayamayacak ve orta sahanın en önemli, en tecrübeli isimlerinden biri Richard Candido sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak ve Fluminense'nin bir de bu düşüşündeki en önemli etki arkadaşlar Pedro Guelme gibi bir Brezilyalı forveti var. En etkili forveti. Bu birkaç haftadır oynayamıyor sakat. O yüzden gol yollarında bayağı zorluk çekiyorlar. Bunun da etkisi büyük. O yüzden Bahia'nın oranı da bir 70'le açılıp bir 40'lara kadar düşmüş. Bu mücadelede Bahia'nın galip geleceğini düşünüyorum. Ben güvenmeyenler ise Bahia'nın 2-0 ya da bir sürpriz gol ise de 2-1 gibi bir skorla yeneceğini düşündüğüm için 2-3 golde oynayabilirler. İlk tercihimiz Bahia galibiyeti olabilir. Burada dediğim gibi o forvetin eksikliği devam ediyor sakatlığı çünkü. Bir sonraki maçımız 470 kodlu mücadele yine Brezilya Ligi'nde. Gece saat 2'de oynanacak mücadele. Ceará kendi evinde Paraná'yı konuk edecek. Ceará'nın oranı oldukça düşük. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Paraná'nın düştüğü haftalar öncesinden zaten belliydi düşecek olduğu da düştüğü de garantilendi artık ligin son sırasında. Ceará ise düşme potasının hemen üstünde kendini kurtarmaya çalışıyor şu anda ve kendi evinde genelde 3 puanları alıyor alabildiği kadar ve bu mücadelede de oldukça fazla favori olarak gösterilmiş ama 4 maçtır kazanamayan bir Ceará görüyoruz ama kendi evinde de 3 maçın mesela bir galibiyeti var. Botafogo ve Internazionale berabere kalmış. Direniyor yani. Paraná'da düşmesi kesinleştikten sonra mesela América Mineiro'yu deplasmanda yendi. Atletico Mineiro takımına kendi evinde yenildikten sonra lider şampiyonluğa giden Palmeiras kendi evinde konuk etti geçen hafta ve 1-1 berabere kaldı. Böyle sürprizler yapabiliyor biliyorsunuz artık kafa olarak rahat. Baskı yok. Zaten düşmüş böyle takımlardan her zaman korkulur. O anlamda 1-15'ten Ceará'ya oynamaktansa ben yüksek orandan alt tercihini sizlere önereceğim. 1-50 gibi bir oranı var çünkü Ceará yense bile 1-0 yenebilir. Olmadı bir sürpriz çıksa bile 1-1'le çıkar diye düşündüğüm için alt tercihi gayet ideal gibi geliyor bana. İlk tercihimiz alt olmalı. Yurt dışından eğer oynayan arkadaşlarımız varsa onlara sağlam tercih olarak da ilk yarı 1.5 alt önereceğim. Ben ilk yarıda ya hiç gol çıkmaz ya da bir tane çıkar en fazla diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 altın oranı da yurt dışındaki arkadaşlarımız için nereden baksanız 1.25 vardır diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımız 471 kodlu mücadele. Chapochance kendi evinde Sport Recife'yi konuk edecek. Chapochance de kendini altlardan kurtarmaya çalışan bir ekip bu ligde. Ve biliyorsunuz son haftalara doğru son bir çırpınışla böyle bir şeyler yapmaya çalışırlar. Chapochance'de en son Santos'u deplasmanda yendi ama Botafogo ve Grêmio gibi güçlü ekiplerle oynayıp yenildi. Recife takımına baktığımız zaman 3 maçtır onlar da galip gelemiyorlar. Ligdeki konumlarına baktığımızda aralarında 1 puan fark var. Chapochance 37 puanla ligme düşme potasında, 38 puanla Recife hemen üstünde. Recife burada mutlaka 3 puan hedefleyecek ama ilk önce yenilmemek olacaktır tabi deplasmanda ilk hedefi ki deplasmanlarda da normalde başarısız ama Grêmio deplasmanından 4-3 ile döndü sürpriz bir şekilde dedim ya son çırpınışlarda illaki bir sürpriz yapabiliyorlar yoksa Recife deplasmanda Grêmio yenebilecek bir takım değil. Fluminense ile de 0-0 berabere kalmışlardı. Ama şöyle bir şey var ki bu tür stresli maçlar çok fazla gollü olmuyor. Bu da öyle bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Recife'nin as kalecisi kolundan sakat bu arada. Defansının önemli bir ismi Chapochance'nin de sarı kart cezası. Bunu belirtelim ve bu mücadeleyle ilgili benim yine ilk tercihim alt olacaktır. 2.5 alt 1.35 oranıyla bizlere kazandıracaktır diye düşünüyorum. Mücadele 0-0'da bitebilir. Bir taraf 1-0 alıp üstüne yatabilir. Hatta en kötü 1-1 biter diye düşündüğümden alt tercihi 1.35 orandan kazandırabileceği gibi yine yurt dışındaki arkadaşlarımıza tavsiye
tavsiyem ilk yarı 1.5 alt olacaktır. İlk yarıda yine gol beklemiyorum çok fazla. Bir sonraki maçımız Cuma akşamı saat 20.30'da oynanacak. Galatasaray kendi evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Bu mücadelede de Konyaspor'un tekrar Aykut Hoca ile anlaştığını hepimiz biliyoruzdur. Mutlaka bir çıkış, zaten iki maçtır kazanıyorlardı. Galatasaray'ın durumu da zaten ortada. Sakatlar, cezalar, eksikler derken Konyaspor en son Ankara Gücü'nü yenmişti dediğim gibi. Yalnız şöyle bir istatistik var. Herkes bu durumda hani Konyaspor'u mutlaka Galatasaray ile karşılaşırken, evet Konya'da olsa maç biraz daha tehlikeli olabilir ama 23 yıldır yaklaşık en fazla beraberlik aldığını ve yenilmediğini, yani yenemediğini Galatasaray'ı söyleyelim. Dediğim gibi Galatasaray herkesin beklediği Kayseri mücadelesinde bile galip ayrılmıştı. Kayseri'nin kötü durumundan dolayı ben de Galatasaray'ı yenilmez önermiştim. Direkt Galatasaray'ı önerememiştim maalesef. Çünkü Galatasaraylı olduğumu hepiniz bildiğiniz için duygusal davrandığımı düşünebilirsiniz diye. Konyaspor'da Paolo Hurtado orta sahada bir isim. Sakat görünürken Galatasaray'da Sinan Gümüş kesin oynamıyor. Rodriguez zaten biliyorsunuz ceza almıştı Fener maçından dolayı. Rodriguez, Endaya gibi isimler oynamıyor. Belhanda milli takımdan sakat döndü, oynamayacak. Emre Akbaba'nın durumu malum, o da oynamayacak. Ryan Donk zaten yine Fener maçından dolayı cezalı, oynamayacak. Nagatomo biraz toparlamış, oynama durumu var ama riske eder mi Fatih Terim bilemiyoruz ama sonuçta Eren'in oynama durumu var. Henry Onyekuru biliyorsunuz Kayseri maçında oldukça formda olduğunu gösterdi. Orta sahada yine Fernando'nun yanında belki Selçuk oynayabilir. Galatasaray kendisi aslında bu mücadeleden galip gelmek isteyecektir yine ama bu mücadeleyle ilgili benim ilk tercihim yine 2-3 gol olacak. Çünkü ben Galatasaray'ın da Konyaspor'un da hatta bir gol bulacağını düşünüyorum. 1-1'i sağlam bir var da ya 1-1 biter ya da 2-1 Galatasaray alır diye düşünüyorum. O yüzden tercihlerimi bu çerçevede vereceğim. Şimdi böyle düşünen bir insan olarak 2-3 gol tabii ki verebiliriz çünkü yüksek orandan tercih edilebilir diye. 1.80 bir oranı var ama onun dışında tabii ki siz de Konya'nın gol atacağını düşünüyorsanız karşılıklı gol var da yine ideal bir tercih olacaktır. Bunların arasında tercihinizi yaparsınız. Ben Galatasaray'ın zor da olsa 2-1 kazanabilme ihtimalinden dolayı en azından sistem kuponlarında daha az para yatıracağımız veya ona göre sistem 5-6 yapıp 7 lira yatıracağımız kuponlarda Galatasaray'ın tek farklı galibiyetini handikap 0 olarak 3-10 orandan önermek istiyorum yine de. Galatasaray kendi sahasında seyircisinin de desteğiyle zor da olsa, yine iyi gününde olursa Kayseri maçındaki gibi zor da olsa galip gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi 2-3 gol ve karşılıklı gol var seçimleri ideal kuponlar için tercih edilebilir. Bir sonraki maçımız 102 kodlu mücadele. Leverkusen kendi evinde Stuttgart'ı konuk edecek Almanya'da Bundesliga'da. Stuttgart'ta biliyorsunuz düşüş devam etmekte. Son maçlarına şöyle bir baktığımız zaman, gerçi milli aradan sonra dinlenmişlerdir ama Tayfur Hoca'ya gönderdikten sonra üst üste mağlubiyetler devam etmişti. Gol bile atamamışlardı hatta ama en son Nürnberg deplasmanında 2-0 yenmişlerdi. Leverkusen'in istikrarsız performansı devam ediyor. Werder Bremen 6-2 yendi. Gladbach'a 5 attı. Sonra Hoffenheim'den fark yedi. Avrupa'da Zürich'i yendi. Derken Leipzig performansında vasatı da geçemediği bir oyunla 3-0 mağlup olmuştu. Çok önemli bir sakat cezaları iki takımda da göremiyoruz. Leverkusen her ne kadar kendi evinde galibiyete yakın olsa da Stuttgart'ın da burada bir şeyler yapıp gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben bu yüzden benim tercihlerim gollere gitmek yönünde olacak. Karşılıklı gol var 1.40 oranıyla tercih edilebilir. Maçın üstte de gidebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. Stuttgart'ın da gol atacağını düşünüyorum ben. O yüzden karşılıklı gol var. İlk tercihim olabilir. 1.40 orandan üstte de gidilebilir. Yine sizin tercihinize bırakıyorum. Leverkusen galibiyete yakın ama 1.35 orandan riske almaya gerek yok. Golleri oynayalım derim. Ben naçizane tavsiyem. Bir sonraki maçımız 103 kodlu mücadele. Lyon kendi evinde Saint-Étienne takımını konuk edecek. Bu mücadelede Saint-Étienne'in hücum gücünden bahsedebiliriz. Son zamanlarda oldukça iyiler. Zaten Lyon 4. sırada, Saint-Étienne 5. sırada. Aradaki puan farkı sadece 1. Baktığımız zaman Lyon'un da hücum gücünden ve Saint-Étienne'in de hücum gücünden şüphem yok benim. İkisinin de hücum gücüne güveniyorum. İki takımda da çok önemli bir sakat cezalı göremiyorum. O yüzden bu mücadeleyle ilgili benim tek tercihim olacak. O da karşılıklı gol var olacak. Bu arada Leverkusen maçında yurt dışındaki arkadaşlara önerim 1.5 üst olabilir. Sağlam tercih olarak 1.5 üst tercih edilebilir. Onu da unuttum söyleyeyim. Lyon Saint-Étienne mücadelesinde bizim iddiacı arkadaşlara önerim karşılıklı gol var olacaktır. 1.35 orandan iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Üste gider mi bilemiyorum. Belki çok böyle oyun kilitlenebilir. İlk gol geç gelirse karşılıklı gollerle 1-1 de bitebilir. Bir taraf alırsa da gollü olabilir ama sonuçta karşılıklı gol var, sağlam tercihtir diye düşünüyorum. Ben yurt dışındaki arkadaşlara önerim ise yine yüksek oran olacağını düşündüğüm için Saint-Étienne'in bir golü, yani Saint-Étienne 0-500 tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ben Saint-Étienne'in burada bir gol bulacağını düşünüyorum çünkü.
Ve son maçımız 104 kodlu mücadele. İspanya La Liga'dan 23'te oynanacak. Leganes kendi evinde Deportivo Alaves'i konuk edecek. Alaves bu sene biraz daha iyi. Şu an lig tablosunda 4. sıradalar. Deplasmanlarda da oldukça etkili futbol oynayıp goller bulabiliyorlar. Leganes son sıralara demir atmış durumda ve oldukça performansı düşük. 3 maçtır berabere kalıyorlar. Atletico Madrid'de de bir berabere kalmışlardı. Son olarak Girona deplasmanında 0-0'la döndüler. Alaves dediğim gibi deplasmanlarda da gol bulan bir ekip. Bu maçta ben iki ekibin de oyun yapısından dolayı paldır küldür hücum oynayabileceklerini düşünmüyorum. Çok fazla gol beklemiyorum açıkçası. Bu mücadelenin ben sağlam tercihinin 2.5 alt olduğunu düşünüyorum. 1.35 orandan. Çünkü mücadele ya 0-0 ya 1-0 bir taraf alırsa üstüne yatar gibi geliyor bana. Ya da en kötü bir gol daha yer 1-1 biter. Yani 0-0, 1-0, 1-1 civarında bir oyun beklediğim için alt tercihi 1.35 orandan kazandıracağını düşünüyorum. Yurt dışındaki arkadaşlar önerim yine ilk yarı 1.5 alt olacaktır. Yine 1.25 civarı oranıyla sağlam tercih olacaktır. Ayrıca taraf bahsine gitmek isteyenlere de ben Leganes'in galip geleceğini düşünmediğim için Deportivo Alaves'in yenilmeyeceğini düşündüğüm için 0-2 çifte şansta güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. 1.45 orandan nacizane bu maçla ilgili düşüncelerim de bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım cuma günü unutmayın. Cuma ve pazartesi günleri her zaman sürprizlere açık olur. Çok fazla para basmayın. Heyecan olsun diye bütçenizi sarsmadan oynayın. Çok fazla maç koymayın kuponlarınıza. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hafta sonu programımız bayağı bir yoğun. Onları da cuma gecesinden yükleyeceğiz inşallah. Ve Toto videomuz da cuma akşamı yüklenecek. Hepinize bol şanslar diliyorum. Buraya kadar hala bir like yapmadıysanız like yaparsanız sevinirim. Ve hala kanala abone olmadıysanız birazdan şurada çıkacak olan butona basıp abone olup takip ederseniz videoları seviniriz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 rumbo.